Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün itibariyle bu evin reisi benim hashtag ile sizlerle videolar paylaşacağım. Biraz sizlere bu konu başlığının içeriğini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Evin reisi olmak demek, işten gelir gelmez hemen ne yemek var diye sormak değildir bence. Sürekli gece yarılarına kadar oyun oynamak değildir. Size birisi, eşiniz veya çocuğunuz bir derdini anlatırken veya bir o gün geçen bir anısını anlatırken onu dinliyormuş gibi yapmak değildir. Veyahut o anlatırken başka bir şeyle ilgilenmek değildir. Evin reisi olmak demek, arkanızı dönüp yatmak, en ufak şeyde bağırıp çağırmak değildir. Zaten bir pazarımız var, rahat bırakın demek hiç değildir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bence evin reisi olmak demek, ne kadar çalışırsan çalış, ne kadar yorulursan yorul, eve girdikten sonra bütün yorulmuşluklarını ve dertlerini kapının dışında bırakmak demektir. Eşinize gülümseyip iyi ki varsın demek ve onun halini hatırını sormak demektir. Eğer kendini iyi hissetmiyorsa bugün yemekler benden diyebilmektir. Eşiniz de çalışıyorsa ve yorulmuşsa beraber yemek yapıp beraber yemektir, beraber toplamaktır, beraber yıkamaktır. İzlediği diziyi sevmeseniz bile beraber oturup izlemektir. Bunları da çoğaltabiliriz arkadaşlar. Mesela ben az önce işten geldim. Gerçekten çok yorgunum. Beyza Hanım da bugün temizlik yaptı, o da yorgun. Ve bugün yemeği ben yapmak istedim. Ben fazla yemek yapmayı bilmediğim için bir çeşit yemek yapacağım. Onu da genel olarak hazır malzemelerden yapacağım. Şimdi yemeğe geçelim. Bugün kremalı mantar soslu spagetti yapacağız. Suyumuzu üstüne koyduk. Size malzemelerimizi tanıtacağım. Filizin spagettisi var. Biraz süt kullanacağız. Kremamız var. Ve doğal mantar sosu kullanacağız. Beyza Hanım Almanya'dan getirdi. Ondan sonra tuz ve sıvı yağımız var. Şu an gördüğünüz gibi suyumuz kaynamak üzere. Göstereyim. Birazdan hazırlamaya başlayacağız. Evet, suyumuz kaynıyor. Şimdi tuzumuzu ve yağımızı ekleyeceğiz. Beyza Hanım yeter mi söylesem? Ben bilmem pek. Tamam. Tuzumuzu ekledik. Sıvı yağımızı ekleyelim. Yeter mi? Tamam. Sıvı yağımızı da ekledik. Şimdi makarnamızı ekleyeceğiz. Spagettimizi ekleyeceğiz. Spagettilerimizi kırmıyoruz. Direkt koyuyoruz. Biraz dökülebilir ama olsun, daha güzel olur böyle. Evet arkadaşlar, spagettimiz kaynadı. Şu anda oldu, kıvamına geldi. Şimdi bunu süzeceğiz. Biraz bu kadar mı yeterli? Evet, şimdi sosumuzu hazırlayacağız. Kremamızı dökelim önce. Ne kadar krema kullanıyoruz Beyza Hanım? Bir paket. Bir paket krema kullanıyoruz. Bizde daha az olduğu için süt kullanıyoruz. Evet, biraz süt koyacağız. Tamam. Yeterli. Ve sosumuzu dökeceğiz. Makarnayı koymadan önce güzelce karıştırıyoruz. Evet, sosumuz kaynadı gördüğünüz gibi. Şimdi makarnayı dökeceğim üstüne. Altını kapatıyoruz. Ve makarnayı koyup güzelce karıştırıyoruz sosla beraber. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır.
Şimdi yemeğe geçeceğiz Beyza Hanım'la. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.